Surgay Güler. Erdoğan yine haklı çıkacak. Şunu mu aday yapalım, bunu mu yapalım, şu mu olsun, bu mu olsun derken fena gaza gelip Kemal Kılıçdaroğlu bile olur demeye başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu bile koysan kazanır. Espri yapmıyorum, vallahi böyle düşünmeye başladılar. Tamam zür tesellisi ama gaza gelmişler bir kere. Güler misin, ağlar mısın? Tek motivasyonları tencere boş edebiyatı. Küresel bir enflasyon var ama vatandaş buna bakmaz, tenceresine bakar diyorlar. Yüzsüzlüğün de böylesi. Maşallah size. İracatta rekorlar kırıyoruz, cari fazla veriyoruz. Fabrikalarımız 7-24 çalışıyor, harıl harıl üretiyoruz. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye akın ediyor. %10'a yakın büyüme gerçekleştiriyoruz. Turizmde önümüzdeki yaz rekor kıracağız. Savma sanayinde dünyanın kıskanacağı bir noktaya geldik. Ülkeler kapımızda sıraya girdiler. Ne dersen de nafile. Takılmış plak gibi tencer ediyorlar, başka bir şey demiyorlar. Pandemi sonrası dünyayı kasıp kavuran küresel enflasyonun kendileri açısından bulunmaz bir şans, nimet olduğuna inanıyorlar. Bu durumu ayaklarına kadar gelmiş muhteşem bir fırsat olarak görüyorlar. Bunlar bir zamanlar FETÖ'cülere de bel bağlamıştı. PKK'ya da, Biden'a da, Avrupa'ya da, gezi kalkışmasına da. Demem o ki tatlı bir rüyadalar. Erdoğan birkaç aya kalmaz uyandırır bu arkadaşları. Zira Türkiye dünyayı kasıp kavuran bu krizi fırsata dönüştürmeyi başaracak kimsenin şüphesi olmasın. Vaktiyle Erdoğan kriz bizi teğet geçecek dediğinde de dalga geçmişlerdi. Kriz bizi teğet geçmiş Erdoğan yine haklı çıkmıştı. Bu kez Erdoğan müthiş bir zamanlamayla Türk ekonomisinde böylesine köklü hatta devrim gibi bir değişme imza attı. Meyvelerini 3-5 ay sonra yaz aylarında yemeye başlarız. Sizce Erdoğan hesapsız kitapsız mı kalkışmıştır böylesi bir işe? Sadece sabırla izleyin ne sürprizler göreceksiniz. 2023'ü Erdoğan'ı devirmek için son fırsat olarak görenler boş durmayacaktır. Daha ilerisini söyleyeyim. Her türlü PC yapmaktan, çıkarmaktan geri durmayacaklardır. AK Parti hazırlıklarını buna göre de yapmalıdır. Bu uyarıyı da tarihe not düşmüş olalım. Kemal Bey başa sarıyor. Hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var. Unutmamak gerek, unutturmamakta. Hadise mühim. Vaktiyle CHP'nin başına geçecek en son isim kim deselerdi ve bu soruyu da CHP'lilere sorsalardı herhalde Kemal Kılıçdaroğlu en son kişi olarak bile kimsenin aklına gelmezdi. Dahası var. Kılıçdaroğlu gibi bir ismin Deniz Baykal'ı devirmesini hiç kimse hayal edebilir miydi? Kesinlikle hayır. Peki deve dişi gibi adamlar dururken Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün kurduğu partide genel başkan olması mümkün müydü? Asla. Kılıçdaroğlu önce Soros'un yan kuruluşu TESEV'in kurucusu oldu, sonra birileri eline mavi dosyalar tutuşturdu. O mavi dosyalardan biri de Abdullah Gül'e aitti mesela. Yolsuzluk usulsüzlük dosyası. Kemal Bey o dosya önünde poz vermişti, arşivlerden bulabilirsiniz. Kim derdi ki aynı Kemal Bey, yıllar sonra Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çırpınıp ter dökecek. Neyse, bir el yolsuzluklarla mücadele eden adam rolünü oynattı uzun süre Kılıçdaroğlu'na. Sonra Deniz Baykal FETÖ marifetiyle bir kaset kumpasına kurban gitti. Yerine Kılıçdaroğlu geldi. Şaka gibiydi ama gerçekte. Gezi'de ortalığı yangın yerine çeviren vandalları cesaretlendirme görevi ona verilmişti. 17-25 Aralık FETÖ darbesinin sözcülüğünü de ona verdiler hiç itiraz etmedi, bir ölçüde bu görevleri layıkıyla yerine getirdi. 15'te muza tiyatro kurgu diyeceksin dediler, ikiletmedi. PYD terör örgütü değil diyeceksin dediler, dedi. Hasılı ne dedilerse yaptı. Hendek teröründe kan döken PKK'lı teröristlere arkadaşlar bile dedi. Vallahi hepsini yazmaya kalksam günler sürer. Son tahlilde gelelim günümüze. Birileri şimdi Kılıçdaroğlu'na Hafter ol demiş, Guido ol demiş. O da şimdi bu görevi ifa etmeye çalışıyor. Paralel bir hükümet oluşturma gayretinde. Orayı burayı basıyor, memurları tehdit ediyor, askere laf sayıyor. Erdoğan meşru değil, ben meşruyum pozları veriyor. Milleti yok sayıyor, öğretmeni, sanatçısı, çiftçisi, işçisi alayına saldırıyor, aşağılıyor. Sorusun dünya üzerinde sayısız ülkede denediği bildik bir taktiktir bu. Kadife Yasemin Gül bilmem ne devrimlerinden birini kendince hayata geçirmeye çalışıyor. Bizimki kaktüs devrimine teşne. Şimdi en başa dönüp sırasıyla Gezi olaylarına benzer bir organizasyon tertipleyecek. 17-25 benzeri bir operasyon çekecek. Hendek olaylarına aratmayacak kalkışmalara çanak tutacak. Yazın bir köşeye demişti dersiniz. Görünen o ki Kılıçdaroğlu'na birileri seni Cumhurbaşkanı yapacağı sözü vermiş. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığının oyla değil o sözle mümkün olabileceğine inanmış. Yazık. Ve son bir not. İktidar kendisine yönelik hazırlanan bu tertiplerin farkında mı bilmiyorum. En azından farkında olduğunu gösterir bir emare göremiyorum. Şundan emin olmalı ki önümüzdeki süreçte içeriden dışarıdan çok ağır saldırılara maruz kalacak. Şimdilerde tüm dikkatini, enerjisini kur üzerinden yapılan saldırılarla mücadeleye ayırmış durumda. Olan biteni tek cümleyle ifade etmek gerekirse birileri ustaca Erdoğan'ın dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Turgay Güler Tamer Korkmaz Epstein'in kara kaplı defterinde Türkiye'den hangi isimler vardı? Peşinen söyleyeyim. Meclis kürsüsünde malum el hareketini yapan Mr. Kemal listede yok. Kendisine 12 yıllık Frankfurt'taki Kempingsi Otel faturası zaten yetiyor. Kaldı ki Cumhurbaşkanı da olursam böyle tuhaf bir faturayı ödemeye tam değecek diye düşünüyor dahi olabilir. Mevzumuz 2019'da cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği açıklanan seks ticareti, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein. Daha doğrusu onun içinde yüzlerce meşhur isim bulunan kara kaplı defteri. Epstein'in suç ortağı yani maması Gizleyin Maxwell'ın tutuklu yargılandığı davada ikinci haftaya girildi. Vaktiyle Epstein'in seks kölesi yaptığı kadınlardan uşağına kadar muhtelif tanıklar ifade verdikçe mide bulandıran detaylar ortaya çıkıyor. Şimdiden devasa bir suç faturasıyla baş başa kalan Gizleyin'in finalde hapı yutacağı aşikar. Mama Gizleyin 1991 yılında şüpheli bir şekilde ölen ünlü İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızıdır. Epstein hem Bill Clinton'ın hem de Trump'ın bam 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 kankasıydı. Trump başkanken yani 6 Temmuz 2019'da tutuklandı. Bir ay sonra 10 Ağustos'ta New York'taki cezaevinde hücresinde ölü bulundu. İntihar denilerek cinayetin üzeri örtüldü. Yani önlem aldılar. Yıllarca kullandıkları Peso Gate'i susturdular. Siyonistlerin The New York Times gazetesi geçenlerde 2000 sayfalık cezaevi kayıtlarından derlediği bir haberi yayınladı. Haber, kamuoyunu Epstein'in intihar ettiğine ikna etmek içindi. Jeffrey Epstein'in kara kaplı defterindeki VIP müşteri listesi öylesine kabarıttı ki, eski başkanlardan küresel baronlar denilen derin isimlere kadar çok ünlü kişilerin adları vardı orada. Ünlü Siyonist baron Henry Kissinger, terör devleti İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak veya kraliçenin oğlu Prens Henry vs. saymakla bitmiyordu. Epstein'in tutuklanmasından sadece 6 gün sonra Sarı Kovboy Trump'ın çalışma bakanı Alexander Acosta da istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu akosta Miami savcısı olduğu dönemde Epstein'in hafif bir ceza ile yırtmasını sağlamıştı. Tacizci ve tecavüzcü Trump 1992'de Epstein'le samimi bir şekilde sohbet ederken görüldüğü video gün ışığına çıkınca zor durumda kalmıştı. Trump'ın 2002 yılındaki bir röportajda seks taciri Epstein'den harika bir adam diye söz ettiği de belgelendi. Netice uçana kaçana sarı kovboy aynı zamanda bir pişkinlik abidesidir yahu. Trump başkanlık seçimini derin Biden'a karşı hayli kuşkulu bir biçimde kaybettikten aylar sonra Manhattan adasından enteresan bir bilgi sızdı. Derin fısıltı şöyleydi. Trump şayet ikinci kez seçilseydi Epstein'in kara kaplı defterinde yer alan yüzlerce isim arasında yer alanlardan 360'ını tutuklamayı planlıyordu. O kara kaplı defterde Trump'ın adı kırmızıyla yuvarlak içine alınmış olsa da kendisini bir şekilde işin içinden sıyırıp baskın basanındır hesabı atağa kalkacaktı. En iyi savunma hücumdur da denilebilir. Ama velakin seçimi hanedanın muhtemet adamı uykucu Joe'ya karşı kaybedince kontra atak şansı kalmadı. Bu kadar şarjör harcadıktan sonra artık başlığımızdaki suale gelebiliriz. Epstein'in kara kaplı defterindeki yüzlerce kişiden dördü ise Türkiye'den çok ünlü isimler. Hele biri var ki dünya çapında çok meşhur biri. Serptikçe serpiyor, serpildikçe serpiliyor. Bir de pek ünlü iş adamıyla onun çok yakını etti mi? 3. Peki ya dördüncüsü? Tamer Korkmaz.